Evet değerli takipçilerimiz, bugün Kasaba Mahallesi muhtar adayı Hüseyin Oral'ın evindeyiz. Sayın Hüseyin Bey, öncelikle bizi evinize davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bir önceki dönemde de muhtar adaydınız. Evet. Bu yıl tekrar muhtar adaylığınızı açıkladınız. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun. Ben Hüseyin Oral, 1972 Cide Kasaba Mahallesi doğumluyum. Cide'de okudum, Cide'de büyüdüm. İşte elimizden geldiği kadar Cide'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Cide'mizi seviyoruz. Ne bileyim, eksikleri tamamlamak için bu işe gönül verdik. Zaten daha öncesinden beri de yapıyorum. İşte elimizden geldiği kadar eksikleri gördüğümüz zaman gerekli yerlere söylüyoruz. Belediye olsun, TEDEŞ olsun, işte doğalgaz içinse doğalgaz için olsun. Yani eczanelerimizi paylaşıyoruz. Aslında bir arada da fahri muhtarlık yapıyorsunuz, doğru mu? Ya muhtarlığı yapıyoruz tabii. Biz yani bu gönül işi diyorum ya sana. Biz muhtar olmadan yapıyoruz. Arkadaşlar diyor ki bize işte gönlümüzü muhtarısınız. Arayanın soranın derdine çare buluyoruz. Bulmadığımız kişi şimdiye kadar Allah'a şükür olsun olmadı. Dediğim gibi okullara açılma süreçlerinde bütün okullara gidiyorum, önlerini takip ediyorum. Okullara girilmeyen bir durum var mı? İşte şöyle bir durum var mı? Kapısında çerçevesinde hani artık girişinde sakatlık bir durum var mı? Bunları da sosyal hesaplarınızdan duyuruyorsunuz Tabii aslında, canım, yani görüyoruz. arada bazı paylaşıyorum. İşte eczaneleri paylaşıyorum 5-6 seneden beri. Elimden geldiği kadar insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Okul aile birliklerine destek veriyorum. İşte biz ambalaj malzemesi falan satıyoruz. Onlardan ücret almıyorum. Mesela bu sefer Mehmet Aslan kardeşimize elimizden geldiği kadar desteklerimizi de sunduk. Elimden geldiği kadar bu kermeslerde falan ücretsiz tabakları gidiyor, çanakları gidiyor. Tamam, bu belki şey yapılacak bir şey değil de yani biz kendi gönüllü olarak ben gittim dedim. Aslında iyilikte örnek olmaya He. çalışıyorsun. Doğru Ben gittim, mudur? evet aynen öyle. Gittim kendim söyledim. Yani bana onlar gelmediler. Ben gittim söyledim. Ben dedim böyle böyle bir şeyler satıyorum. Size işte elimizden geldiği kadar ben yardımcı olacağım diye ben söyledim. Yani sosyal projelere aslında elinizden geldiğince destek Yani olmaya yardım çalışıyorsun. etmeye çalışıyorum. İşte dediğim gibi anaokulundan dediler ki oyuncağımız yok. Ben de dedim ki hani ben muhtar değilim, belediye başkanı değilim. Ne yapabilirim? Onlar dediler ki siz yaparmışsınız diye söylediler. İyi dedim, yapalım. Gittik. Ama paralı ama parasız ama evde kullanılmayan oyuncakları topladım. Gittim anaokuluna bıraktım. Okunmayan kitapları topladım. Belediye kütüphanesi olsun, çiçekleri olsun gittim teslim ettim. Ve her zaman söylediğim gibi 4'ten 5'e geçen bir çocuğun kitaplarını getirin diyorum. Veyahut da okula tekrar geri bırakın. Yani bunu alamayan çocuklar var, alamayan insanlar var. Hani bir üst sınıfın kitapları bir alt sınıfa verelim diye her zaman söyledim ve yaptık. Ondan sonra yaptığım işlerden işte bu mesela rüzgar esiyor, çarşıda elektrik kesiliyor. Her zaman arıyorum, söylüyorum ve bana oradaki bayan diyor ki abi diyor sen ne iş yapıyorsun? Dedim hiçbir genel bir normal bir insanım. Ama diyor hani işte sahilin işte elektriğini söyledik, yayla odanın elektriğini söyledik, çarşının elektriğini söyledik, işte atıyorum garajın elektriğini söyledik. Hani sen diyor bunlar bu kadar niye şey yani kendi mahallen olmayan yerleri. Ya benim mahallem olması ben arabamla geziyorum, görüyorum. Oradaki direklerin üstünde numara var. Hepsinden numara alıyorum. Diyorum ki şu mahallenin şu lambası yanmıyor. Aslında bir nebzede de Cide'nin içerisindeki olumsuzlukları da aslında gönül elçiliği yaparak siz bu işi çözüm Ya noktasına getirmeye bunu çalışıyorsunuz. yapmak zor değil. Yani muhtarlık demek kasabada belediyenin yarısı demek. Evet. Niye belediyenin yarısı demek? Muhtar seni niye yapmışlar kasaba mahallesi veya merkez mahallesi muhtarı? Tamam, çöp alınmaz. Bunu belediye takip edemez. Belediyedeki müdür göremez ama sen görmüşsündür. Sen söylersin. Yani bunları yapmak zor bir şey değil. Elimizden geldiği kadar mesela bundan 2-3 kış önce kar yağdı. Şurada yola ağaç göçmüş. Öyle duruyor. Yani bunu arayıp da belediyeye söyledik. 10 dakika sonra geldiler aldılar. Ama bunu bir yani gören olması lazım. Bir bilen olması lazım. Bunu takip eden olması lazım. Biz bunun takipçiliğinde onu yapıyorum ben bu işleri. Peki Hüseyin Bey, buradan seçmenlere neden Hüseyin Oral demelerini bekliyorsunuz?
İşte ya ben anlattım yani şimdi ben bunları yapıyorum zaten. Şimdi bizi 3 ay kadar muhtarlığa çıkıp da ben muhtar olacağım demedim ben. Ben geçen dönemde çıktım. E tamam olmadı. Arkadaşımız hayırlı olsun dedik. Arkadaşımız yaptı. Ha biz de dedik ki bir değişim olsun. Biz çıkalım. Biz yapalım. Millet bize bizi denesin. Hani bu olmuyorsa bu işte halkın elinde biz de değişiriz. Ben bunu 40 sene yapacağım demiyorum. Ben 5 sene yaparım. 5 sene sonra azama bırakırım. Daha güzel bir arkadaşımız çıkar. Ona bırakırım. Hani biz bu padişahlık, haremlik, selamlık değil bu. Yani bir şeyler bir yere kadar. Peki bu arada hanımefendiye de bir soralım. Siz eşinizin bu tutumundan, bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında her başarılı erkeğin arkasında bir hanım var derler. Aynen öyle. O yüzden siz eşinizin bu adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben ilk önce adaylığından önce evinde bir eş, baba olarak ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Evine bağlı çok iyi bir eştir, çok iyi bir babadır. Ben evimde bir şeyimin eksik olduğunu hiçbir zaman bilmem. Her zaman ben eksik olduğunu görmeden eşimin bunu tamamladığını görürüm. Hani sadece dışarıda değil bu. Evinde de her zaman düzenli, önem veren bir insan. Ki dışarıda da insanlara yardım etmeyi çok seven biri. Birisinin bir eksiği olsun, koşa koşa her zaman herkesin önce gideceğini de çok iyi bilirim ve görüyoruz da. Şu cidemizin çevresine önem vermeyi çok çok bilir, önem verir. Evet. Düzenli, temiz olmasını, her şeyin cide için iyi olmasını istediğini gününden biliyorum. Ya bunlara... Siz de bu konuda büyük destekçisiniz aslında. Tabii ki her zaman, her zaman arkasındayım. Evet. Herkesin önce ben varım, ben ona en büyük destekçisiyim. Evet. Ya o zaman buradan siz bayan seçmenlere buradan bir seslenin. Eşinizi neden seçmeliler? Eşinize neden oy vermeliler? Eşimi neden seçmeliler? İnsanlar şöyle diyeyim. Şimdiye kadar muhtar olmadan yaptıklarını görüyorlarsa evet. Bence muhtar olduktan sonra da cide için daha da çok şeyler yapacağını bilmeleri lazım. Yani buyurun. Yaptıkları yapacaklarının teminatı evet, mıdır? Evet, teminatıdır. Onu söylüyorum. Evet, Hüseyin Bey. Buradan son kez seçmenlere seslenmeniz gerekirse buradan size tekrar dediğim gibi neden oy vermeliler? Sizin gördüğünüz hangi enzem şeyler vardır kasaba mahallesinde öncelik tanınması gereken? Ya öncelik tanınması gereken dedim ya kasaba mahallesinde muhtarlık belediyenin yarısıdır. Yani biz burada ben tek başıma ne yaparım? Hiçbir şey yapamam. Benim makinem yok, aletim yok, edevatım yok, bilmem neyim yok. İşte dediğim gibi elektrik kesilmiştir, peşinde koşarsın. İşte çöp alınmamıştır, peşinde koşarsın. Kasaba mahallesinde tuvaletlerimiz var mesela. Sabah gidersin çıkarsın, temizlememiştir, gidersin belediyeye, amirine, müdürüne söylersin. Ne bileyim yani önemli olan işte okulların peşinde durmamız lazım. Çünkü çok okul kasaba mahallesinin içinde. Bunları ben daha önce de yaptım. Ne bileyim bir belediyenin hoparlörleri çalışmıyor. Geliyorlar bana abi benim şu mahallemde hoparlör çalışmıyor. İşte gidiyorum belediyeye söylüyorum Allah razı olsun. Şimdiye kadar bir söylediğimiz iki olmadı. Hepsi bundan önce de yapıldı. Bu sefer de yapıldı. Yani bizim demek istediğimiz şimdi bazı insanlar diyor kasaba mahallesi muhtarlık niye yok? Ya kasaba mahallesi muhtarlık yaparsam var. Yaparsam var. Yapmazsan yok. Şimdi bir amacım var. Mesela ben şimdi sabah kalkıyorum. Bir arabamla dolaşıyorum. Nerede var, nerede ne yok. Ben mesela Cumhuriyet Mahallesi'nde yazın geziyorum. Su patlak. Yol ıslak. Ertesi gün geçiyorum. Gittim belediyeye söyledim. Gitti yapıldı. Yani Cumhuriyet Mahallesi'nden bana ne demiyorum. Veyahut da işte atıyorum Kasımköy'ünden bana ne demiyorum. Yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmıyorum. Aslında gördüklerinizi görmemezlikten gelmiyoruz. Evet. İşte benim yapacaklarım bunlar. Yani halkımdan da kasaba mahallesi muhtar seçmenlerimden de diyorum ki bu sefer de ben deneyim. Olmuyorsa biz 5 sene sonra gideriz. Yani her şey sizin elinizde. Eşim bana destekçi. Çocuklarım bana destekçi. Ne bileyim bana geçen sene Allah razı olsun çok kişiden verenden vermeyenden güzel oy aldık. Yani küçük bir meblağı da kaybettik. Bu sene hayırlısı olursa işte. O zaman buradan son kez diyebiliyor musunuz? Ben 7/24 kasaba mahallesi için çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Abi ben zaten yapıyorum. Tekrar söz veriyorum. 7/24 her zaman yanındayım ve WhatsApp hatta açıp arkadaşlarımız devamlı bize işte
Ben de göremeyebilirim. Adam diyecek ki şu mahalledeki, şu sokakta bir çöp alınmadı. Yani kasaba mahallesinin WhatsApp grubunu kuracaksın. Kuracağım. Ve işte dediğim gibi yani ben olmazsam ve şuna da çok emin olun. Atıyorum ben bugün 10 gün bir yere mi gittim? Diyeceğim kardeşim benim birinci arızam şudur. 10 gün yokum. Bu adamın ismini vereceğim, paylaşacağım. Hani kim olduğu belli olacak. Yani siz aslında kendinizde değil ekibinizde 7-24 sağlam aynen olacaksınız. Aynen öyle. Yani ekibimde arkadaşlarım da inşallah çok güzel. Yani hepsi çalışacak insan. Yani biz yani ben değil. Biz diyoruz. Yani biz yapacağız. Yani ben olarak değil, ben bir şey yapamam. Eşimle yapacağım, arkadaşlarımla yapacağım. Ekibimle yapacağım. Yani biz ekiple yapacağız bu işi. Ya dediğim gibi yani inşallah hayırlısı olursa işte ben Hüseyin Oral. Yani bir kere de biz denelim bakayım. Olursa olur, olmazsa dediğim gibi bizim aklımıza diyecek bir şeyimiz de yok. Ama herkesten önce desteklerini bekliyorum. Biz de EHA 37 Kum ailesi olarak bu samimi ve güzel sohbetiniz için teşekkür ederiz. Muhtarlık adaylığınızda size başarılar dileriz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben kasaba de, için hayırlısı olur. Ben de çok teşekkür ederim. Evimize geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani dediğim gibi her şeyin hayırlısı. O zaman buradan diyoruz ki arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Kimse yabancı değil. Hepsi birebir görüşümüz insanlar. Yani bu işte kimseye kızılacak, darılacak bir şey yok. Kim kazanırsa hayırlı olsun der, kenara çekiliriz. Yani derdimiz hizmet yarışı. Evet, biz hizmet için. Öbür arkadaşlarım da onlar da hizmet için tabii bu yola çıktılar. Hepsine başarılar dilerim. O zaman biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.